Malzeme kartı genel bilgiler sekmesinde yer alan tevkifat kodu alanı, satın alma ve satış tevkifat kodu olarak 281 sürümü ile ayrılmıştır. Bu özellik ile düzenlenen fiş türüne göre tevkifat kodlarının satırlara otomatik yansıması sağlanmıştır. Malzeme kartımız üzerinden kontrollerimizi yapalım. Genel bilgiler sekmesine satış tevkifat kodu alanında 3 nokta ile açılan ekranda 600'lü kodların listelendiğini görüyoruz. Satın alma tevkifat kodu alanında 3 nokta ile açılan ekranda 200'lü kodların listelendiğini görüyoruz. Tevkifat kodlarını seçerek kartımızı kayıt ediyoruz. Giriş işlemlerinde ikili kodlar, çıkış işlemlerinde altılı kodlar listelenilerek seçim yapılmaktadır. Satın alma irsaliyesi ve konseye giriş irsaliyesinde ikili kodlar listelenir. Satın alma iade irsaliyesi ve konseye giriş iade irsaliyesinde altılı kodlar listelenir. Perakende satış iade, toptan satış iade ve konseye çıkış iade irsaliyesinde ikili kodlar listelenir. Perakende satış irsaliyesi, toptan satış irsaliyesi ve konseye çıkış irsaliyesinde altılı kodlar listelenir. Faturalar üzerinden örnek fiş girişlerimizi yaparak kontrol edelim. Satın alma faturamızda malzeme kodu girişi yaptığımızda karta tanımlanan 200'lü kodun geldiğini ve 3 nokta ile açılan ekranda 200'lü kodların listelendiğini görüyoruz. Satın alma iade faturasında ise malzeme kodu girişi yaptığımızda 600'lü kodun otomatik geldiğini ve 3 nokta ile açılan ekranda 600'lü kodların listelendiğini görüyoruz. Satış faturaları üzerinden kontrollerimize devam edelim. Toptan satış faturasında malzeme kodu girişi yaptığımızda 600'lü kodun otomatik geldiğini ve 3 nokta ile açılan ekranda 600'lü kodların listelendiğini görüyoruz. Toptan satış iade faturasını kontrol ettiğimizde malzeme kodu giriş yaptığımızda karta tanımlanan 200'lü kodun geldiğini ve 3 nokta ile açılan ekranda da 200'lü kodların listelendiğini görüyoruz. Fiyat farkı faturalarımızı kontrol ettiğimizde stok tutarları parametresinde seçilen değere göre tevkifat kodları gelmektedir. Artırılacak seçiminde 600'lü kod gelirken azaltılacak seçiminde 200'lü kod gelmektedir. Satın alma fiyat farkı faturaları da satış fiyat farkı faturalarının tersi olarak çalışmaktadır.